Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. 4 Eylül TV'de mahallelerde iftar programındayız ve bugün Fatih Mahallesi'nde güzel bir iftar programında sizlerle beraber olacağız. Fatih Mahallesi 20 bin vatandaşın yaşadığı Sivas'ın belki de en büyük nüfusuna sahip mahallelerinden biri. Ve tabii 20 bin kişiyi bir araya getirmek kolay değil ama biz burada en azından mahallenin belli bir kesmini güzel bir iftar sofrasında beraber hoş bir şekilde bir iftar programı gerçekleştireceğiz. Masalar dizilmeye başlandı ve tabii ki burada ilahiler okunuyor. Mahallede güzel tatlı bir telaş var, tatlı bir heyecan var. Biz de mahalle sakinlerine buradan selamlar gönderiyoruz. Fatih Mahallesi görüntüleriyle sizleri biraz baş başa bırakıyoruz. Sonrasında muhtarımızla konuşacağız. Mahalle hakkında bilgiler vereceğiz. Vatandaşlarla sohbet edeceğiz. Hepsini 4 Eylül TV ekranlarından sizlere aktaracağız. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Fatih Mahallesi'nde iftar programında sizlerle beraberiz. Masalar, sandalyeler yerini aldı. İftar saatine giderek yaklaşıyoruz. Tabii bu masalar, sandalyeler birazdan burada yaşayan vatandaşlar tarafından doldurulacak ve güzel bir şekilde iftarımızı açacağız Fatih Mahallesi'nde. Efendim, tabii bu Ramazan gününde sizler de mutlaka sevdiklerinizin, dostlarınızın, arkadaşlarınızın ve ihtiyaç sahibi kişilerin mutlaka kapılarını çalın. Onları yalnız bırakmayın bu Ramazan gününde. Biz de işte bu mahallede bugün mahalle sakinleriyle beraber güzel, hoş bir şekilde iftar programını gerçekleştireceğiz. Fatih Mahallesi'nin manzaralarını, Fatih Mahallesi'ndeki yaşayan insan manzaralarını ve onların tabii ki duygularını, düşüncelerini sizlerle paylaşacağız. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'ndeyiz. Fatih Mahallesi'nde iftar hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii muhtarın efendim desteğiyle, sponsor destekleriyle bugün mahallede efendim döner vurmuşlar. Tavuk döner dağıtılacak mahalle sakinlerine. Tabii sizler yine evinizde ne pişirdiyseniz ekmeğinizi, suyunuzu, aşınızı yine burada güzel bir şekilde mahalle sofrasında, mahalle iftarında paylaşmak istiyorsanız sizler de evde yapmış olduğunuz yemekleri getirip mahalle iftarında burada hep beraber yiyebiliriz, paylaşabiliriz. Efendim ustamıza mikrofon uzatalım. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Efendim maşallah yavaş yavaş artık döner kıvamına gelmeye başlamış. Abi, evet. Adınızı alabilir miyim? İsmim Bekir abi. Bekir Bey, evet. Efendim bu tavuk döneri nedir özellikleri? Böyle tüyoları var mıdır bu işin? Abi tüyoları, herkesin bir tüyosu vardır. Evet, bizim tüyomuz da bizde kalsın. Boş söylemiyorum diyorsun. Yok, efendim genelde ustaların yapmış olduğu klasik böyle, hani ben bu işi biliyorum, bende kalsın dercesine kestirip attın ama
Tavukları da yakmayalım bu arada. Yok, yakmaz abi. Yanmaz diyorsun. Yakmaz. Nedir efendim öyle tavuklar şimdi güzel bir şekilde yağları akıyor. Evet abi. Yakında top atıldığı zaman İnşallah gelenlere abi. İkram edilecek. İnşallah. Başka var mı söyleyeceğimiz? Başka ne diyeceğim abi? Muhtarımız sağ olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, evet. Mahalle sakinlerine güzel bir şekilde ikramlar burada verilecek. İnşallah. Biz de hepsini sizlerle görüntüleyeceğiz. Çocuklar da tabii yerlerini şimdiden almışlar. Oturuyorlar onlar da. 7'den 77'ye yine bugün mahallede güzel bir şekilde iftar programını sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi Fatih Mahallesi'nde ilahiler çalınıyor ve vatandaşlar için tabii burada hazırlıklar yoğun ve tempolu bir şekilde devam ediyor. Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz de beraberiz. Muhtarım, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Bu güzel sizin hizmetlerinizden dolayı gerçekten 4 Eylül TV'ye şahsım ve mahallem adına da ayrı ayrı ve ekibinize evet. özellikle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah sizlerden razı Amin olsun. Amin efendim. Bugün burada güzel bir şekilde mahalle sakinlerinin hepsini bir araya getirmek zor ama evet. en azından belli bir kesimi burada güzel bir iftar yemeğinde birlikte i̇nşallah, olacaklar. İnşallah. Paylaşmayı, bölüşmeyi, i̇nşallah. Beraber kardeşçe yaşamayı bir kez daha burada aşılayacağız efendim. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili şu anda bizi izleyen birçok kişiye? Böyle güzel bir organizasyonda tabii siz mahalle muhtarları bizleri desteklediniz ve el birliğiyle güzel bir şekilde masalar kuruldu ve artık konuklarımızı bekliyoruz efendim. Buyurun. Şimdi bizim gayemiz mahalleyi bir araya getirmek, kaynaşmak, kardeşlik ortamını oluşturmak. Derdimiz, davamız bu. İnşallah şunu tahmin ediyorum, katılımda mutlaka çok olacaktır. Maşallah. Sayın Belediye Başkanımız da katılacak, hanımefendi de katılacak eşleri. Ahmet Kuzu Beyefendi de katılacak eşiyle birlikte. Daha birçok Ali Necak katılacak. Yani müdürü. Protokol konuklarımız da var yani diyorsunuz. Birçok böyle Ziraat Odası Başkanımız katılacak. Biraz önce telefon açtılar kendileri. Evet. Allah razı olsun. İnşallah ben inanıyorum ki bu güzel programlar kardeşliği pekiştireceğine, daha güzel şeylerin geliştireceğine bir katkısı olsun, bir katkısı azından, olsun diyoruz. Evet. İnşallah evet. efendim. Efendim yine sizlerle konuşacağız. İnşallah. Tabii. Biraz daha İnşallah. Şöyle mahalle aralarına Çok da teşekkür ediyoruz Serhatan Bey. Siz tabii burada gelen konukları ve evet. gelen misafirleri de ağırlıyorsunuz. Sizlerin gerçekten bu güzel çalışmaları biz takdirle her zaman karşılıyoruz. Ben her zaman sizi takdir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mahallem ve şahsım adına da. Allah hepinizden razı olsun. Amin efendim. Biz de cümlemizi ediyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. Yine konuşacağız evet. efendim. İnşallah. Burada amcalarımla da biraz konuşayım efendim. Mahalle sakinlerine de bir selam verelim. Merhaba. Evet. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş efendim. Geldiniz. Hoş bulduk. Evet. 4 Eylül Buyurun. TV'ye teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki mahallemize geldiniz. Bizlerin buradaki işte muhtarımızın hizmetini görüyorsunuz. Malum efendim inşallah bugün de belediye başkanlarımız, mülki amirlerimiz geleceğini ifade ediyorlar. Evet. Efendim bizim de burada tabii mahallemizde sorunları var. Hı hı. Bunları da dile getirmek istiyor şu anda. Ne güzel. Çünkü Nedir? Asfaltımız, Söyle... noksanımız evet. var. Efendim sokaklarımızda binalar bitmiş. Efendim parkeleri yapılmamış. Asfaltlar yapılmamış. Hı hı. Daha önceden ahşap binalar var. Bunların bahçeleri yıkılmıyor, arabalar geçilmiyor çünkü darlık var, evet. yol darlığı var. Hakan Bey bunlar işte 4 Eylül TV ile sizlerin aracılığıyla inşallah yetkili amirlerimiz, kurumlarımız bilir, öğrenir ve bize de hizmet eder Fatih Mahallesi'ne. Peki efendim biz de bunları duyurduk efendim. Hayırlı Ramazanlar diyoruz Çok bir kez Çok teşekkür daha. Ederim Allah sizlere de. Allah kabul etsin efendim. Amin. Amcamız ne söyleyecek acaba? Merhabalar efendim. Merhaba canım. Allah razı olsun. Sağ teşekkür efendim. Ederim. Hayırlı Ramazanların olsun. Sağ olun efendim. Canım bizim mahallenin çok sorunlar var. Dere eyle Fatih Mahallesi'nin kokuyor. Oraya yapılması lazım. İnşallah sizin şeyinizle yapılır. Sorunları çok. Asfaltlarımız bozuk.
her tarafı yapılması peki, lazım. Yani Allah razı olsun. Fatih Mahallesi'nde iftar veriyor ama iftarımız. Bir de sorunlar var. Onlar da inşallah yetkililere buradan ulaştırdı vatandaşlar. Yine i̇nşallah. Konuşacağız efendim tabii ki. Ağız tadımız bozulmasın diyoruz. Sohbetlerimize, muhabbetlerimize devam ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi işte harika bir ortam ve bu güzel mübarek ayda, Ramazan ayında biz de vatandaşlarımızla beraber Fatih Mahallesi'nde iftar yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Ne dedik programımızın başında? Herkes mutlaka birilerinin kapısını çalsın. Değil mi? İhtiyacı var mı? Herhangi bir şekilde ihtiyacı varsa ellerinden geldikleri kadar yardımcı olmaya çalışsınlar. 7'den 77'ye Fatih Mahallesi'nde vatandaşlar bugün buradaki iftar sofralarını dolduracaklar. Tabii hayatta efendim çocuk olmak var diyoruz ve çocuklara mikrofonu uzatıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Adını alabilir miyiz? İshak. İshak, neler söyleyeceksin? Bugün mahallede iftar var. Evet. Kameraya bak İshak. Evet var. İshak heyecanlandı mı yoksa? Peki İshak heyecanlandı, sana geçelim o zaman. Bunu yapan hepinize teşekkür ederiz. Peki biz de sana diyoruz efendim iyi bir iftar. Sen neler diyeceksin? Oruç tutan herkesin oruçları kabul olsun. Sağ olasın, işte görüyorsunuz. Var mı, heyecanın geçti mi? Yok, geçti. Böyle şeyler de çok heyecanlı. Heyecanın bence iftardan sonra geçecek, öyle mi? Peki. Efendim görüyorsunuz işte çocuklar neşe kaynağımız. Onlar da bugün aramızdalar ve Fatih Mahallesi'nde biz iftar programını sürdürüyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Fatih Mahallesi'ndeyiz. Dediğimiz gibi Fatih Mahallesi'nin ara sokaklarını biraz da gezelim. Sizleri de bilgi sahibi yapalım istedik. Fatih Mahallesi Sivas'ın yeni gelişen mahalleler arasında yer almakta. Aslında Fatih Mahallesi çarşıdan hemen hemen yürüyüş mesafesinde ama şöyle bir yürümeye kalktığımız anda bir 30 dakikada ancak inebiliriz ama en uç mesafesinden. Çünkü Fatih Mahallesi'nin en uç mesafesi Merakum dediğimiz alana doğru gidiyor. Ama şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer ise tepe olarak gördüğünüz yer askeriye sınırları içerisinde yer almakta. Ve Fatih Mahallesi yeni binaların yapıldığı kadar tek katlı binaların da daha çok olduğu bir ve yeni yeni gelişen ve tabii ihtiyaçları fazla olan bir mahalle. Buradan mahalle sakinleri de dile getirdiler tabii. İhtiyaçların ve eksikliklerin mutlaka şehrimizin önde gelenleri tarafından giderilmesini çok yakın zamanda istiyorlar. Biz de Ramazan'da iftar programıyla, mahallede iftar programıyla bu güzel mahallemizi geziyoruz. Vatandaşlarla konuşacağız da biraz da. Onların da duygu ve düşüncelerini sizlere aktaracağız. İftar sofralarında hareket giderek tabii ki artıyor sevgili seyirciler. Biz de sizlere Fatih Mahallesi'nden seslenmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Fatih Mahallesi'ndeyiz. Fatih Mahallesi sakinleriyle de tabii ki sohbet edeceğimizi söylemiştik. Ve bir hemen teyzemize mikrofonu uzatalım. Efendim merhabalar. Merhaba yavrum. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok şükür Allah'a, iyiyim Allah'a Allah çok şükür. Allah iyilik versin. Ramazan nasıl geçiyor, neler cümlesini yapıyorsunuz? Çok da iyi geçiyor Allah'a çok şükür. Bugünlere getirdi, ulaştırdı Rabbim bizi. Amin efendim. Kolaylıklar verir inşallah. İnşallah. Bugün mahalle iftarı var, muhtarımızla beraber buradayız efendim. İftar sofrasına sizleri davet ediyoruz efendim. Sağ olun, Allah razı olsun, Allah bereket versin inşallah. Allah'ım tekrarlarını nasip etsin inşallah. Amin, cümlesine. Saygılar, sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun yavrum, çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizlere de tekrarlarını nasip etsin inşallah. Amin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, ümmeti Muhammed'inle beraber. Peki efendim, teşekkür ediyoruz ve teyzemizin yanından ayrılıyoruz efendim. İşte Fatih Mahallesi'nde bahçeli evler de mevcut. Onu da hemen hatırlatalım ama yeni yeni binalarda yükselmeye devam ediyor.
Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde geziyoruz. Mahallede neler var neler yok. Bir bir tabii ki efendim sizlerle de paylaşıyoruz. Ve genç bir kardeşimiz Sivasspor formasını giymiş. Acele acele gidiyor. Nereye gidiyorsun? İftar sofrasına mı gidiyorsun? Evet. Harikasın efendim, ne güzel. Bugün muhtarla beraber güzel bir iftar sofrasında biz de beraber olacağız. Sen neler söyleyeceksin izleyenlerimize Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir genç olarak? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki o zaman hadi. Adın neydi senin? Buğra. Buğra efendim, biz Buğra'ya teşekkür ediyoruz. Seni yolundan alıkoymayalım. Bize de yer ayır geliyoruz, tamam mı? Tamam. Evet, iftar sofrası efendim Fatih Mahallesi'nde. İşte görüyorsunuz genci yaşlısı yavaş yavaş iftar sofrasını doldurmaya gidiyor. Biz de Fatih Mahallesi'nin ara sokaklarını, caddelerini gezmeye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde iftardayız. Tabii Fatih Mahallesi muhtarı Mehmet Kimsesiz efendim orada şu anda gelen konukları o ağırlıyor. Mahalle sakinleri yavaş yavaş iftar masalarını doldurmaya başlıyorlar. Biz de mahalleyi gezelim istedik. Mahalleyi gezerken de hemen hemen Sivas'ımızın bütün mahallelerinde birkaç tane fırın var. Ve işte o fırınlardan biz de birindeyiz. İşte Sivas'ımızın meşhur neyi vardır efendim? Etli pidesi vardır. İftar vakti yaklaştıkça etli pideler kesilip hazırlanıyor ve evlerde artık orucun açılması bekleniyor. Efendim hayırlı işler. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin efendim. Pide yoğunluğu ve etli pide yoğunluğu bir hayli yoğun değil mi? Evet. Akşam üzeri maalesef öyle. Evet. İftar, hareketli oluyor. İftar saatinde öyle oluyor. Peki önceden getirip eti bırakıyorlar mı? Hani şu saatte gelip alacağım diye. Bakın orada sıraya evet. Koymuşlar değil mi efendim? Peki izleyenlerimize Fatih Mahallesi ile ilgili neler söyleyeceksiniz efendim bu mahalle esnaf olarak? Mahallemiz güzeldir, iyidir. Evet. Çalışıyoruz. İşlerimiz de fena değil. Öyle geçirip gidiyoruz. Geçirip gidiyoruz Fatih, diyorsun. Fatih Mahallesi. İşte. Bayağı kötü büyük bir mahalle var evet, değil mi? Evet, büyük. 20 bin vatandaşımızın yaşadığı bir mahalle yanlış söylemiyorsam ve önümüzden şu anda geçen yolda Merekum'a kadar gidiyor değil mi? Evet. Evet. Merakip son zaten Fatih son Mahallesi evet, sonu. Sınır değil mi artık? Efendim biz size teşekkür ediyoruz. Ben kolay de teşekkür ediyorum. Diyoruz. Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz gibi ustamıza da kolay gelsin diyoruz. Tabii o da ateşin alnında Ramazan gününde efendim pideleri, etli pideleri fırından çıkarıyor. Gelen müşterilere burada satış yapıyorlar. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nin en işlek kavşaklarından bir tanesindeyiz. Aslında Fatih Mahallesi'nin tam ortasında olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü şu anda arkamızda görmüş olduğunuz cadde ve bu caddenin sonunda da çarşı var. Yani bu caddeden eğer arabanızla dümdüz aşağı kadar indiğiniz anda Sivas kent merkezine inebiliyorsunuz. Eğer yukarı doğru hareket ettiğiniz anda ise hani demiştik ya Merakum sınır bölgesi Fatih Mahallesi için bu caddenin sonunda da Merakum var sevgili seyirciler. Evet işte iftar sofralarınız sizin de şenleniyor. İftar masaları hazırlanıyor. Efendim ne diyoruz? Olanlar olmayanlarla paylaşsın diyoruz. Bu güzel mübarek Ramazan ayı paylaşmaktır diyoruz. Sevgili seyirciler, mahalle iftarında Fatih Mahallesi'nde olduğumuzu zaten biliyorsunuz. İşte Fatih Mahallesi'nin tam orta kısmında olduğumuzu söylemiştik ve işte burada da Sivas Belediyesi gayet güzel bir şekilde çevre düzenlemesini yapmış ve çiçeklerle güzel bir şekilde mahalleyi donatmış. Fatih Mahallesi gelişen ve Sivas'ın önde mahallelerinden bir tanesi. Çünkü yapılanma konusunda önde. Çünkü birçok yerde inşaat alanları artık hızlı bir şekilde başlamış ve şu anda arkamızda görebiliyorsunuz artık yüksek binalar Fatih Mahallesi'nde yerini almaya başladı.
Çaylar gelsin, muhabbetler demlensin ama iftardan sonra. Boş olduğuna bakmayın kahvehanenin. İftardan sonra biliyorsunuz, tabii birçok kişi geliyor, burada akşam güzel bir şekilde sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, kahvenin keyfini çıkarıyorlar. Tabii efendim kahvemizin işletmecisi de şimdiden hazırlıklara başlamış, bardakları dizmiş, çayların altı yanmış, artık nedir efendim? İftar açıldıktan sonra müşterileri ağırlayacağız değil mi? Evet. Efendim adınızı alabilir miyiz? Yakup. Yakup abiyle beraberiz efendim. Her akşam burası doluyor taşıyor. Her gün ne güzel muhabbetler oluyor değil mi? Çok güzel. Her masadan ayrı bir ses yükseliyor. Kahkahalar, neşeler, keyifler. Daha sonra herkes... Biz eskilerden. Eskilerden. Eskilerden 30 derken... senedir. Maşallah. 30 senedir. 30 senedir bu sektördesin. Peki iyi bir çay nasıl demlenir? Onun meziyetleri çok. Çok değil mi? Anlatamam ki. Bitmez değil mi anlatmayla? Anlatamam. Bir de herkesin farklı bir demleme stili vardır. Kimi çayı önceden kor, bekletir böyle o buharıyla nemlensin diye. Değil mi? Kimi işte çayı belki aynı anda kor. Evet. Onun incelikleri çok ya. Çok fazla. Çok. Bir de bardakları şöyle tutabiliyor muyuz 5-6 taneyi bir arada? Gösterelim efendim. Yakup abi. İşte bak bak bak. Kaç bak? 3. Sayıyoruz Yakup abi. 4. Çok alırız. Dur da abi. Gerek yok ya. Deneyelim abi bir dakika. Şu anda 6 tane ama 8, 10, 12 aman abi, aman abi, efendim durmayalım. Alırız değil mi? Alırız. Evet yani diyor ki Yakup abi 10, 12 bardağı daha iyidir. Bak 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 sesleri duyuyorsunuz. Akşam bunların hepsi dolup boşalacak. Dur abi yapıyor. O zaman bir saniye kameramanın gelsin efendim hemen yanınıza. Dur bir daha deneyelim Yakup abi lütfen. Şimdi bardakları ev hanımlarına gösteriyoruz. Kırmadan dökmeden ama öncelikli olarak kırmayacağız. Efendim kırarsak yoksa bir dahaki sefere yani bizi buraya koymazlar değil mi? Ah ah Yakup abi. 30 yıldır bu sektördesin. Ne diyorsun? Ses gelecek diyorsun değil mi efendim? Evet. Bardaktan ses gelirse evet. Demek ki ocak güzel kaynıyor demek. Tabii tabii. Semaverimiz efendim maşallah güzel maşallah bir şekilde işlemeli. Bakın. Demlikler bakır eski. Evet. Çaylar akşam demlenecek, sohbetler burada. Buyurun gelin güzel içelim. Güzel şekilde evet. Değil mi efendim? Evet. Sohbetler edilecek efendim. Biz size şimdiden hayırlı işler diliyoruz. Evet. Hayırlı Ramazanlar, iyi çalışmalar, dileklerimizi ilettik. Ne diyoruz efendim? Fatih Mahallesi'nde iftar sofrasına doğru biz Allah hareket Allah ediyoruz. Kardeşi. Efendim hoşça kalın diyoruz. Orada buluşacağız. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi mahallede iftar efendim yapıyoruz ve iftar programında sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerinin efendim araba tutkunluğu da var. Çok da güzel bir şekilde arabanın efendim jantlarını görüyorsunuz. Harika bir şekilde parlatmış arkadaş. Hani ben şöyle bir yaslanmaya çalışsam elim ayağım kayıyor abi. Arabayı bu kadar parlatma, bu kadar temizleme, kaçma öyle, gelme öyle. Peki, peki efendim. Biz o zaman mahalle iftar sofrasına doğru hareket ediyoruz işte. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, mahalle iftar sofrasında vatandaşlar, Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Tabii burada ikramlar da verilmeye başladı. Birazdan mahalle sakinleriyle yine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, iftar sofralar efendim tabii dolanmaya başladı. Utanacak bir şey yok efendim. Burada paylaşıyoruz. Burada beraberiz değil mi? Adınızı alabilir miyiz? Salih Çamözü. Buraya bakalım Salih abi. Efendim ikramlar gelmeye başladı. Yakında tabii ki ezan okununca ana yemekler de gelecek. Fatih Mahallesi'nde böyle güzel bir coşkuyu, mutluluğu paylaşmayı bugün beraber yaşıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Bunu yapan her kimse, belediye başkanımız da olsun, bir il başkanımız da olsun, muhtarımız da olsun, teşekkür ederim. Allah şimdi bugün rast yesin, Allah hanesini şenilsin. Abi efendim tabii 4 Eylül TV olarak muhtarlarımızla biz beraber dedik da, efendim mahallelerde iftar yapalım dedik. Ne kadar tabii, güzel oldu çok buyurun da, çok efendim. Çok da güzel olmuş. Allah razı geçen olsun. Herkese ben teşekkür peki ediyorum. Efendim. Acaba teyzelerim neler söyler mikrofondan efendim? Tabii teyzelerim hemen kaçıyor, biz de kaçalım efendim o zaman. Buradaki masamıza da efendim merhabalar. Abo diyor anamız ya. Efendim burada genç kızımıza mikrofonuz da var. Nasılsın, iyi misin? Kaçma mikrofondan, nereye bak gidemezsin. Kaçsan da sandalye var arkada. Adını söyler misin? Şeyma. Şeyma. Senin adın ne? Zeynep. Zeynep. Bugün neredeyiz? Buradayım.
Ay burası neresi? Fatih Mahallesi. Fatih Mahallesi mahalle iftarındayız desene. Söyle bakalım. Fatih Mahallesi mahalle iftarındayız. Pekala, Fatih Mahallesi mahalle iftarındayız işte. Görüyorsunuz yeniden yetişir. Nereye götürüyorsun kartuzu? Yok öyle, bu masanın. Yakaladım efendim. Hangi masaya götürüyordun bunu söyle bakalım. Gel 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 gel. Hangi masaya götüreceksin? Hangi masaya? Ben götürüyorum o masaya. Hangi masaya? Evet. Gel bakalım Harun. Bu masadan efendim karpuzları aldık. Kim istedi bu karpuzu? Tabii bizim masada yok dediniz değil mi arkadaşlar? O zaman biz de bu gençlerin masasına karpuzlarını bırakalım. Afiyet olsun. Evet, Fatih Mahallesi sakinlerini görüyorsunuz. Burada mutluluk, burada heyecan, burada efendim güzel bir telaş var. Ne diyoruz? Paylaşalım diyoruz. 4 Eylül TV ile beraber muhtarlarımız ortak bir projede bizlerle beraber oldu. Gel amca, gel gel gel. Adını alabilir miyim? Adını söyle. İbrahim Havan. İbrahim Havan. Evet. Hayat nasıl İbrahim amca? Elhamdülillah. Maşallah. Yaşlar mı bir 70? 70 dedim. 45. 45. İkiyle mi çarpalım yoksa? Yok, ikiyle çarpma. Tamam. İkiyle çarpma. 70'te kalsın. 45 doğum. 1945 doğumlama maşallah. Allah Allah diye teslim ediyoruz. Belediyede 30 seneyi bitirdim çıktım. Kaç başkan eskittin? 7 tane mi 8 tane mi? Ona hepsi gitti sen kaldın ama Rahmi Günay'dan Temel Karamulluoğlu'na kadar tamam bu iş bitti. Dedik efendim siz gidiyorsunuz ben kalıyorum dedim başkanlara. Mecbur. Hadi oğlum bana bir yer ayar. Hadi bakalım İbrahim amcaya da bir yer ayarlayın. Ooo efendim kaşıklar da efendim kaşıklarımızı cebimize koyalım. Tabii. Kameramana da verelim. Al bakalım kameraman. Al. Evet. Evet çatal da ver bakalım. İşte efendim çatalımızı da alalım. Aman Allah'ım onlar düştü. İşte görüyorsunuz efendim burada vatandaşlar efendim işte bu şekilde çatallar kaşıklar dağıtılıyor ki yemekler yensin güzel bir şekilde. Çatallar tamam. Tamam değil mi İbrahim tamam, amca? Tamam abi. Bunu nereye koyalım. Oturuyoruz? Şuraya Allah nasip ederse. Efendim şuraya koyalım biz. Ben açlığınızı vereyim arkadaş. Tamam. Allah razı tabii. olsun. Vallahi. Tam süper oldu. Ya. Arkadaş, peki, peki. Teşekkür ettim efendim. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Yine görüşeceğiz. Hoşçakal. Devam ediyoruz. İşte mahalle sakinleri efendim güzel bir şekilde burada coşkuyu, mutluluğu beraber paylaşıyorlar. Ya Harun bunlar oldu mu yani şimdi? Al buradan al. Tamam. Peki. Almıyorlar. Bana hediye yetişiyor efendim bunlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Bunlarla yemeklerimizi yiyeceğiz tabii. Mahalle sakinleri de geldiler güzelce oturdular işte. Onlar da tabii yerler alır. Efendim afiyet olsun diyoruz. Tabii Fatih Mahallesi yaşayanlar olarak bugün burada bir iftar programında güzel bir beraberlik yaşanıyor. Neler söyleyeceksiniz? İftarımıza teşekkür ederiz. Vallahi Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar sizlere. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Peki efendim sizlere de afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. İşte amcalarımız da efendim burada güzelce oturmuşlar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Efendim güzel bir beraberlikte 4 Eylül TV ile muhtarlarımız böyle güzel bir şey organize etti. Güzel. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok güzel. Hayırlı Ramazanlarınız olsun size öncelikle. Bütün İslam aleminin, Fatih Mahallemizin, değerli kıymetli mensuplarımızın güzel bir duygu, güzel bir kaynaşma. Bu olması gereken bir şeyler. Evet. Bütün yani birlik beraberimize daim eylesin Cenab-ı Allah. Amin efendim. Güzel bir birliktelik yani. Peki efendim. Hayırlı iftarlar. Her mahallede olması gereken aynen bir şey. Aynen efendim. Memnun saygılar. Oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz işte görüyorsunuz. Burada İbrahim 77'ye vatandaşlar oturdular. İlahiler çalınıyor ve burada vatandaşlar efendim iftar saatine tabii az bir zaman kaldı. O iftar saati vakti dolana kadar da ilahiler güzel bir şekilde Fatih Mahallesi sakinlerine dinlendiriliyor. Ve biz de 4 Eylül TV olarak Fatih Mahallesi'nde mahallede iftar programında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde iftar artık vakit iyice yaklaştı. Tabii vatandaşlar da masalarda yerlerini almaya başladılar. Muhtarım, gayet güzel bir atmosfer. İnşallah. Efendim. Görüyorsunuz inşallah daha da güzel olacak. İnşallah efendim. Gayemiz gerçekten mükemmel bir şekilde bir topluluğu bir araya getirip
güzel bir şey çıkartmak. İnşallah. Kardeşliği birbirine pekiştirmek. Başka bir amacımız yok. Paylaşmak yoktu, değil mi efendim? Tabii. Yani uyum olan bu. Evlerde neler evet, yapılıyorsa evet, sizin ikramlarınız evet, hepsi masalarda bugün efendim evet, birleşti. Fatih Mahallesi'nde. Evet, şimdi buyurun, masalardan zaten... Efendim bir dakika durun, şurayı bir gösterelim muhtarım. Bakın evlerden tepsiler de geliyor. Evet, devam edelim tabii efendim. Buyurun. Şimdi biz vatandaşımıza şunu söyledik. Dedik ki işte... biz zaten yemek ikram edeceğiz. Fakat evet, bize destek bakımından eğer sizler de evinizden getirirseniz daha çeşitlik kazanır, daha da zenginlik olur dedik. Evet. O şekilde mükemmel bir şey oldu. İnşallah daha güzel bir şeyler olacak. İnşallah, bekliyoruz. İnşallah. Tabii ki önemli olan bu güzel ayda paylaşıp dönüşmek değil tabii, efendim. Tabii, tabii. Biz de size efendim tekrardan evet, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Saygılar, saygılar. İşte görüyorsunuz efendim. İlahiler okunuyor, paylaşılıyor, yemekler efendim güzel şekilde masalarda yerlerini almaya başladı. Vatandaşlar hem evlerinden getiriyor hem de muhtarların tabii ki burada hazırlamış olduğu, mahalle muhtarının hazırlamış olduğu tavuk döner var bugün menüde. Onunla beraber yine karpuzlar, sular güzel şekilde masalarda yerini alıyor. Biz de diyoruz ki efendim Fatih Mahallesi yaşayanlar olarak hepinize şimdiden afiyet, bağlı şeker olsun diyoruz ve işte Fatih Mahallesi'nden güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Söylediğimiz gibi bugün paylaşmayı burada gerçekleştiriyoruz ve paylaşıyoruz efendim. Konu komşu evinde ne yaptıysa muhtarımızın ikramları var ve konuklar tabii ki mahalle sakinleri. Efendim Allah kabul etsin oruçlarınızı. Amin. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Neler söyleyeceksiniz efendim mikrofonlarımıza 4 Eylül TV ekranlarında bizleri izleyenlere? Buyurun, Ramazan'la ilgili duygularınızı alalım. Vallahi ne diyeyim efendim. Burada bir birlik var, beraberlik var. Birlik, beraberlik paylaşma var. Paylaşma var. Fatih Mahallesi'nin sakinleriyiz. Muhtar iftar veriyor, sağ olsun, Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Peki efendim, işte biz de amcamızın söylediklerini sizlerle paylaştık. Size de şimdiden afiyet olsun diyoruz tabii. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bir kez daha. Fatih Mahallesi'nde efendim, mahallede iftar programını sürdürüyoruz. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde güzel bir iftar sofrasındayız ve mahallede iftar yapıyoruz. Fatih Mahallesi sakinleri masalarda yerlerini aldılar. Efendim, tabii dönerler de efendim güzel bir şekilde kesilip masalar artık gitmeye başlıyor değil evet, mi yavaş yavaş? Evet hocam. Süre daraldı. Evet. Vatandaşlar şu anda efendim ezanın okunmasını bekliyorlar. Evet abi. Allah kabul etsin. İnşallah, inşallah, inşallah. Için. Dönerimiz de efendim görüyorsunuz işte kesilmiş ve kesilmeye devam ediyor. Biz de Fatih Mahallesi'nde iftar programında, mahalle iftarından sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Tabii çocukların grubu var burada. Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor tabii ezan okunmasını. Herkes kameraya bir el sallasın arkadaşlar. İşte çocuklar, Fatih Mahallesi'nin çocukları bunlar efendim. Güzel bir şekilde mahalle iftarında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi Sivas Belediyesi Başkanı Sayın Sami Aydın da bugün Fatih Mahallesi'ndeki iftar yemeğine teşrif ettiler. Tabii biz de kendisine hoş geldiniz efendim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hemen hemen bütün mahallelerde beraber oluyoruz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, sağ olun. Şöyle bir çekilebilir miyiz? Evet, hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim, yine güzel bir şekilde evet, vatandaşlar iftarlarını açacaklar. Öncelikle muhtarlarımızı kutluyoruz. Bu evet, sene muhtarlarımız güzel bir uygulama başlattılar. Evet. Hemen hemen her bölgede, her mahallede bir iftar programı oluyor. Belki tamamına katılamıyoruz ama evet, bugün Fatih Mahalle muhtarımızın düzenlemiş olduğu programa iştirak ettik. Vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açacağız.
Öncelikle bu güzel organizasyondan dolayı muhtarımızı, emeği olan, katkısı olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim bütün Müslümanların, hepimizin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Amin. Gerçekten Ramazan bereket ayı, huzur ayı, kaynaşma ayı, hoş bir ayı. Evet efendim. Böyle bir güzel ayda, hı hı, bu güzel insanlarla birlikte olmaktan, Fatih mahallemizde olmaktan büyük mutluluk duydum. Bütün hemşehrilerimizi bu güzel organizasyondan dolayı tekrar kutluyorum. Size de teşekkür peki ediyorum. Peki efendim, saygılar diliyorum. Muhtarım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle başkanıma teşriflerinden dolayı ve eşine teşekkür ediyorum. Burada Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Kuzu Bey Efendi de var, eşi de var. Ona da teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu devamlı her zaman devam eder. İnşallah efendim. Tabii biz de 4 Eylül TV olarak bu projeyi başlattığımızda... Evet, size de yani, ben burada 4 Eylül TV'nin de bu projenin bir parçası olduğunu öğrendim. Evet, 4 Eylül TV'ye de bu güzel projede yer aldığı için ona da teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkesi kutluyorum. Hatta bu projeyi genellikle belediyenin projesi gibi bilenler oluyor. Ama öyle değil. Asıl emek, asıl çaba, gayret muhtarlarımızın. Evet. Bizlerin belki çok küçük ufak tefek katkısı olabiliyor. Ama projenin sahibi muhtarlarımız. Evet, onlar da biz tekrar kutluyoruz. Şey güzel olsun, biz gerek yok başkanım. Peki efendim. Başımızın üstünde her zaman yerimiz var. İşte sevgili izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde burada 4 Eylül TV ile beraber mahalle muhtarları olarak işte Sivas Belediye Başkanı Sami Bey de bunu dile getirdi. Ve biz de efendim bu güzel projeyi ne yaptık? Biz bir kıvılcım efendim yaktık. Dedik ki efendim mahalle muhtarlarımızla bir olalım, birlik olalım. Mahallelerde iftar yapalım. Konu komşuyu bir araya getirelim. Herkes evinde ne pişirdiyse, herkes o gün mutfağında ne yaptıysa getirsin, mahallede beraber paylaşalım dedik. Tabii muhtarlarımızın da ikramları oluyor bunun yanı sıra. Biz de bu güzel hoş ortamı, bu güzel birlikteliği, bu güzel efendim paylaşma ortamını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim işte görmüş olduğunuz gibi servis tabakları hazırlanmış. Maşallahınız var. Lezzet olmak lazım. Nereye aldın? Dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Dur. Abi yemek soğumasın daha da. Dağıtsan da yiyemeyecekler ki. Ezan ne yapalım okunmadı abi? Hadi bir ama çok güzel ha. Diyor ki yemekleri diyor vaktinde götürelim. Tabii dağıtın efendim, dağıtın dağıtın yemekleri. İşte görüyorsunuz ama abim de diyor ki efendim yemekleri dağıtalım diyor, soğumasın. Daha ezan okunmadı. Ezan okunmasına az bir süre kaldı. İşte masalara servisler, ikramlar devam ediyor. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde mahalle iftarındayız. 4 Eylül TV ve muhtarlarımızla ortaklaşa yapmış olduğumuz mahalle iftarlarında ilgi, alaka ve yoğunluk, vatandaşların tabii ki katılımı gayet güzel. Efendim Allah kabul etsin oruçlarınızı. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Adınız alabilir miyiz? Adım Hasan. Hasan amca. Kazan. Hasan Kazan. Ne kadar uyumlu, ne kadar güzel bir soyad var. Hasan Kazan. Biz de Hasan amcayı kazanalım o zaman, değil mi? Tabii. Efendim izleyenlerimize ne söyleyeceksiniz Ramazan'la ilgili, bu güzel iftar sofrasıyla ilgili? Cenab-ı Allah cümlesine hayırlısını nasip etsin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Geçmişlerin canlar yasin. Sağ olun efendim. Kim bitse de Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Siz de ne söyleyeceksiniz? Vallahi ne diyelim. Bunu bu şeyi görenler herkesin geçmişsin canları. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de şimdiden hayırlı iftarlar. Ol, Allah kabul etsin diyoruz. Hemen bir arka masamıza da geçelim. Amcam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Adınızı alabilir miyiz? Yusuf. Yusuf Bey, Ramazan'la ilgili neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Fatih Mahallesi sakin olarak. Ramazan'la ilgili paylaşmak, beraberlik, mutluluk değil mi? Mutluluk. Yani. Bir kazanda kaynadı, hepimiz yiyeceğiz. Hepimiz değil mi efendim? Yiyeceğiz. Peki, yani. Afiyet olsun şimdiden. Sağ olun. Evet, işte görüyorsunuz artık havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Buyur amca, dur hemen Ramazan şöyle güzel ayı, bereket ayıdır, bereket. Maşallah efendim, maşallah. Ne güzel söylediniz, paylaşmaktır. Tabii tabii, her şeyimizi paylaşmaktır. Adınızı alabilir tabii miyiz? Tabii tabii. Siz de Fatih Mahallesi sakinisiniz. Tabii tabii, kaç yıldır inşallah burada oturuyorsunuz? 90 sokakta oturuyorum. Kaç yıldır buradayız efendim? 4 yıl oldu. 4 yani yıldır efendim. Peki,
Allah kabul etsin diyoruz doğru şeyimizi. Amcamızın şapkasını da takalım. Efendim işte görmüş olduğunuz gibi. Evet abim el ediyor. Söyle ha. Bakalım. Hatta şu Pincirik Deresi'ne hiç ilgilenmiyorsun. Peki söyleyelim efendim. Ha, söyleyeceksiniz. Söyledik ama. Bak, yılanlar, bir daha söyleyin. Evet. Bu Pincirik Deresi. Pincirik Deresi'nde ne sorun var? Onu ne dinleyin. Sorun var? Her sorun var. Yılan dersen var, tozbağa var, kurbağa var, fare var, lahap var. Evde barta geziyor. Peki. Kapıda bacağı da duramıyoruz. Bunu da ilettik efendim. Tamam. Tamam efendim. İletirseniz. Peki. Ben... Aynen. İşte vatandaşımız efendim. Pünzürük Deresi dediğimiz kısım. Biz daha önce tabii mahalle programlarımızda göstermiştik. Fatih Mahallesi sınırları içerisinde olan Pünzürük Deresi. Vatandaşlar oradaki sorunun bir an evvel hallolmasını istiyorlar tabii ki. Belediyeden, yetkililerden bu konuda destek istiyorlar efendim. Biz vatandaşın halkın sesini hem duyuruyoruz hem de mahallelerde iftar sofralarında sizlerle beraber güzel bir iftar programı yapıyoruz. 4 Eylül TV ile muhtarlarımız dayanışma içerisinde böyle güzel bir program da beraber olduk ve vatandaşlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu, sevincini ve paylaşmanın tabii ki hazzını işte biz bütün mahallelerde yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de Fatih Mahallesi'nde güzel bir iftar programında, mahalle iftarında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Masalara düştü efendim. Neler yaptık evde? Dur, buradan konuşma olmadı. Karşıya geçelim. Ayşe Hanım size diyorlar. Mıhtarımız ağzımız boş kalmasın diye bir şeyler yapın dedi. Allah yaptık, razı olsun efendim. Şunu bir açalım mı? Evet. İşli i̇şte, köfte. İşli köfte efendim. Ellerinizden görmesin. Buyurun, ne kadar güzel. Buyurunuz beraber olsun. İnşallah efendim. Ezan okunduğu zaman hepsini İnşallah. Tadacağız. Evet. Burada ne var efendim? Evet. Çorbamız var. Etim açalım mı bunu da efendim? Şöyle izleyenlerimiz görsün. İşte efendim görüyorsunuz. Bu da ne çorbası? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası efendim. Yanında ne var acaba? Evet burada efendim. Etli mantı yapmışlar. Evet. Onu da hemen gösterelim şöyle. Biraz tabii ki dökülmesin diye poşetleri de koymuşlar efendim. Evet. Ellerinizden görmesin. Ağzımız sesledi. Davet ettik. Allah bize. Razı olsun efendim. Ne kadar güzel. İnşallah. İnşallah. Fatih Mahallesi olarak İnşallah. İzleyicilerimize İnşallah. Neler İnşallah. Söyleyeceksiniz başka? Var mı efendim Ramazan'la ilgili dileklerini söyleyecekleriniz? Vallahi öyle bir şeyler söylemiyoruz da. Başkanımız konuşsaydı başkanımızdan bir şey isteyecektik. Söyleyin efendim biz yayından duyuralım ona. Bir park yapmak için yukarıya istiyor hiçbir tane yani. Yani park eksiğimiz var diyorsunuz. Park eksiğimiz var. Hangi sokağa var? Yani yakın olsun? 55. sokağa yakın bir yere park istiyorsunuz evet, değil mi? Evet. O yol ortayı yapıyorlardı. Orayı da başlı bıraktılar seçimden dolayı. O düzen duruyor. Peki. Çocuklar gidiyor düşüyor yağmur suyuna. Hiçbir bakım yoktur oraya. Peki efendim. Bunları da duyurduk. Evet. Maşallah duyurduk bunları da. İnşallah yani. Efendim izleyin bakın. En istediğimiz bizimkiler de çocuk. Aksu'ya yapıyor geliyor. Kılavuzdan ehaliyesini alana kadar bir de Fatih Mahallesi'ne geleceğiz. Peki. Fatih Mahallesi'ne ilgi alaka hizmet bekliyor efendim. O yüzden. Paşa Bankası gibi orayı yapacak diye reklamını veriyor. Bir de bu yanın reklamını veriyor. Biraz da bu tarafa baksınlar. Evet, peki. Peki Ayşe abla bunları dilettik efendim. Şu salatalarımızı da gösterelim mi? İşte görüyorsunuz. Bir saniye Ayşe abla geliyorum. İşte gördüğünüz gibi efendim burada paylaşıyoruz. Burada bölüşüyoruz. Fatih Mahallesi'ndeyiz bugün. 55. mahalle sakinleri olarak da park istiyorsunuz Fatih Mahallesi'ne. Yani yeni yeni gelişmemizi istiyoruz. Bizlere de bir park yapsın. Çoluğumuz çocuğumuz hep mağdur durumda yani. Aşağılara nereye gidelim? Anca Aksuy, Paşa Fabrikası reklam yapıyorlar. Peki efendim. Buralara da destek istiyorsunuz. Evet, destek peki. istiyoruz. Bunları inşallah. Da duyurduk efendim. Hepsini duyuruyor. Çünkü ne diyoruz efendim? Vatandaşa hizmet gerekir diyoruz. Vatandaş hizmetin en güzeline layık diyoruz. Vatandaşlar da bu konuda iftar sofrasında en azından mikrofonlarımıza duygularını söylüyorlar, ihtiyaçlarını söylüyorlar. Tabii bu ihtiyaçlara umut ediyoruz ki cevap gelecektir. Biz öyle tahmin ediyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz birçok televizyon programında, yapmış olduğumuz birçok televizyon yayınlarında vatandaşların isteklerini sizlere
çok defa duyurduk. Ayşe abla söyle bakalım. Ayşe abla sıralıyor valla. Natlı suyumuzu niye kaldırdı? Sularımızdan içilecek yok. Hastalık yapıyor bütün her tarafı. Peki. Su, yani, su sorunu da var diyor. Tatlı sularda diyor. Buralarda akmasını istiyor. Peki. Köprümüz kuruluydu. Geliyordu tatlı suyumuz. Niye kaldırdı bu suyu? Bunlar da yeniden evet, konmasını istiyorsun. Evet, tamam efendim. Bunları da iletti mi olsun. Vatandaş söyleyecek. Biz ne diyoruz efendim? Herkese mikrofonumuz açık diyoruz. Önemli olan vatandaşların konuşması. Bu arada efendim tabii ki basın mensupları, belediye basın çalışanları da burada efendim. Başkanı takip ediyorlar. Yusuf abi ne söyleyeceksin? Vallahi çok güzel bir ortam olmuş. Eski günlerde yani ben hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. Çocukluğumuzdaki Ramazanlara benzemiş. Ezanı beklerdik böyle. Mükemmel bir ortam. İnşallah böyle devam eder bütün mahallelerde. Bu Sivas'a dalga dalga yayılır. Çok güzel olmuş. İnşallah. Tebrik ediyorum. Hayırlısı diyoruz efendim. İnşallah devam eder. Teşekkür ediyoruz. Sen konuşacak mısın? Yok konuşmayacağım. Pekala. Haydi bakalım. Efendim görmüş olduğunuz gibi biz de burada vatandaşlarımızla iç içe beraber birlik içerisinde güzel bir şekilde sofralar tabii donatıldı efendim. İftar açılacak birazdan. Tabii ezan okunduğu zaman biz ezan okununa kadar şöyle sizleri mahalle iftar sofralarıyla baş başa bırakıyoruz. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana sığındık. Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, annemi, babamı, ailemi, devletimi, milletimi ve bütün inananları koru. Yardımını ve rahmetini esirgeme bizlerden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Abi. Abi Yusuf. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'nde yeni evet. Güzel bir iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim adınızı alabilir miyiz? Sen hanımdan. Allah kabul etsin. Güzel bir birlik beraberlik var, paylaşmak var. Evlerde yaptık, kutların ikramları var. Hepsi burada paylaşıyoruz değil mi? Afiyet olsun. Neler söyleyeceksiniz efendim? Hakan Bey, mahallemize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizin programı yaptık, size efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu katkıda bulunan tüm arkadaşlara Allah razı olsun. Amin efendim. Evlerde bakın evet. Efendim, görmüş evet. Olduğunuz evet. Gibi. Nedir efendim yemeğimizin adı? Köfte. Köfte, evet. İşte köfte, sulu köfte deriz. Sulu köfte deriz, evet. Sulu köfte, afiyet olsun. Pirinç pilavı işte, tavuk var efendim. Görüyorsunuz, karpuz var, ekmeğimiz var efendim. Daha neyimiz olsun, mutluluklarımız var. Paylaşıyoruz. Değil evet. Mi burada? Evet, efendim doğru. Allah kabul etsin diyoruz. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Evet işte ev. 100. yıl ilk okulu müdürümüz Sayın Sinan Kaya ve bütün yardımcılarımız aramıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Birbirinden güzel lezzetli yemekler. Bugün iftar masasına mahallede iftar yani Fatih Mahallesi. Belediye Yazışehir Şefimiz biz de diyoruz Sayın efendim, Orhan Kimsesiz. Önümüzdeki günlerde yine birçok mahalleyi ziyaret edeceğiz. Bizleri takip edin. 4 Eylül TV ve muhtarların içerisinde böyle güzel bir birlikte beraberliği sizlerle paylaşıyoruz. Biliyoruz efendim ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı mahallede paylaşıyoruz. Ve sizler de mutlaka yardıma ihtiyacı olan kişilerin kapılarını çalın. Ve onlar da bu güzel mutluluğu, bu güzel efendim paylaşmayı gelin mahallelerde beraber paylaşalım diyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyor. Programımızı burada noktalıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ذا الطعام والآكلين اللهم فقدنا واشرح صدرنا ويسر أمرنا يا رزق ذو القوة المتين اللهم إن كان مسلما فزد في إحسانه فإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقي الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين نعمة جليل الله بركات حليل الله شفاة يا رسول الله نصيب جنة يينر عافية
geçmişlerimize sıhhat, selamet ve kâffe ehli iman ve ehli İslam olanların ruhu için, sahibül hayrat vel hasenat olanların ervahı için, Allah rızası için el-Fatiha. Fatih Mahallesi Muhtarlığı tarafından kardeşlik adına düzenlenen